şekilde bu çalışmaları yaygınlaştıralım. O şekilde bir mücadele başlatmış olan insanı hepimizi tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Psikiyatri desteği için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, projede görev alan ve bölgede göçmenler konusunda çalışan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi ve ilde etkin çalışma yapan bir STK tarafından önleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi için bir eğitim modeli oluşturulacak ve sahaya uygulanacak. Amaç uyuşturucuyla mücadelede önleme faaliyetlerini güçlendirmek için ilçe ve kamp düzeyinde seçilecek kişilere eğitim verilerek her bölgede uyuşturucu ile mücadeleleri çok sektörlü savunuculuk ve talep azaltılması etkinliklerini düzenlemek. Bu ne kuruluşlar İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, göstergelerimiz park ve bahçe sayısı, kamerası olan park bahçe sayısı, aydınlatması olan park ve bahçe sayısı. Çaba sarfeden arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Bu problem, bu mesele tabii ilimizin en önemli meselelerinden bir tanesi. Türkiye'nin, daha doğrusu insanlığın en önemli meselelerinden bir tanesi. Sağlıklı, hem zihnen hem bedenen sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasının önündeki en büyük risklerden, engellerden bir tanesi bu madde bağımlılığıdır. Ve gittikçe artan bir şekilde işte insanları etkilemekte, bu etkileşim aynı zamanda güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun ve devletlerin inşasının önünde de en büyük engel olarak durduğunu görmekteyiz. İl bazlı dört dörtlük bir çalışmanın Şanlıurfa'da yapılmış olmasından da son derece memnunuz. Çıkan sonuçlar, hocamın da ifade ettiği gibi ne kadar çok böyle endişe edeceğimiz oranlar olmasa da sinyal veren, alan veren ve mutlaka tedbir alması gereken bir manzarayı da önümüze koyduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu çalışma sadece mevcut durum tespitine yönelik bir çalışmaydı. Mustafa Hocam'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu çalışma. Ardından da bu çalışmanın yapılmış olması yeterli değildi ve bu çalışma tamamlandığında biz dedik ki daha madde bağımlılığıyla mücadele konusuna daha yeni başlıyoruz dedik. Sadece durumumuzu gördük. Yani hangi bir noktadayız, ne kadar aşağı yukarı bağımlılığımız var, bu bağımlıların sosyoekonomik profili nedir, hangi bölgelerde yoğunlaşıyor ve bunların tespitine yönelik yapan bir çalışmaydı. Bununla mücadele konusunda belli toplu bir topyekun bir planlamanın yapılması ve bunun eylem planına dönüştürülmek suretiyle sahaya her alanı kapsayacak şekilde yansıtılması gerektiğini ifade etmişti. Aradan geçen zaman içerisinde biraz geç kaldığımızı ben değerlendiriyorum. Çünkü çalışma tamamlanan bayağı bir zaman oldu. Arkadaşlar birkaç defa yaptılar, getirdiler, beğenmedik, geri gönderdik, sonra hocamdan yardım istedik, yaşar hocayı biraz daha sıkıştırdık, bir şey yapıldı. Bugün önümüzde tatbik edilebilecek bir planlamanın olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımız özel bir şekilde sundular. Bunu böyle sıradan, hani burada anlatıldı ve geçti şeklinde bir yönet ve sorumluluk olarak kurum müdürlerimizin kesinlikle almamalarını özellikle rica ediyor. Birincisi bu. Ve bunu üst yazıyla bir kitapçık halinde bütün kurumlarımızın adını dağıttık. Tabii bunun bir büyük ölçüde bir eğitim programı olduğunu bir arkadaşımız da ifade etti. Yani biz maddeye erişim konusunda kolluk kuvvetlerimizin zaten yoğun bir çaba ve gayret içerisinde olduklarını ve bu çabalarını her geçen gün artırdıklarını biliyoruz. Bizim yapacağımız durumlar olarak yapacağımız faaliyetler daha ziyade gençlerimizin, çocuklarımızın, çocuklarımıza usulüne uygun bir şekilde, uygun yöntemleri ve dili kullanmak suretiyle çocuklarımızı bu maddelerden uzak tutmak. Ve öbür taraftan da kurumlarımızda, park bahçelerimizde ve bu maddeye erişimin
erişimi mümkün kılan fiziki alanları da daha kamuya açık hale getirmek ve izlenebilir bir noktaya getirmeye yönelik çalışmaları ve tedbirleri almak suretiyle yoğunlaşmalar. Bu eğitim konusunu, bilgilendirme, bilinçlendirme konusunu çok önemli ama tabii ki yani bu eğiticilerin eğitimi sonra eğitilenleri işte diğer kesimleri eğitimi şeklinde bir süreci takip etmek lazım.